Medine-i Münevvere'deyiz. Saadet yılları, saadet asrı, zamanın en güzeli, mekanların en güzeli, güllerin en güzeli orada, yeryüzünün iftihar tablosu sahabesiyle beraber, ashabıyla beraber, dostlarıyla beraber mescitte sohbet etmektedir. Resulullah Aleyhisselam'lı günler. Rüzgar bile daha bir farklı esiyor. Güneş bile yakmadan ısıtıyor. Zaman bile bir güzel akıyor. Her şey onunla güzelleşiyor. Allah'ın Resulü ashabıyla beraber mescitte oturmaktadır. Bir adam gelir içeriye. Gözyaşı döke döke gelen bir adam. Gelir de gelir Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın mübarek dizlerine dizlerini dokundurur. Hazreti Peygamber tanımıyor bu adamı. Sahabi ilk kez bu adamı görmekte. Adam der ki, ey Allah'ın Resulü, benim bir derdim var. Benim bir sıkıntım var. Hazreti Peygamber diyecek ki, ne sıkıntın var? Der ki, benim çilem ağırdır ey Allah'ın Resulü. Benim derdim ağırdır ey Allah'ın Resulü. Ben perişanım ya Resulallah. Der ki, niye sen perişansın? Der ki, ben çok büyük bir günah işledim. O günah sanki dağları başıma, sanki kainatı başıma odaklandırmış bir şekilde başımı kaldıramıyorum. Hatırladıkça iç alemimde, ruh iklimimde ey Allah'ın Resulü hüsranlar yaşıyorum. Şaşıracak Hazreti Peygamber taaccüp içerisinde. Diyecek ki, nedir senin sıkıntın? Nedir seni böyle bunaltan? Nedir seni bu kadar daraltan? Diyecek ki, iyi ki geldin sen ey Allah'ın Resulü. İyi ki sen varsın diyecek Hazreti Peygamber'e. Sahabi izlemekte. İyi ki sen geldin ey Allah'ın Resulü. İyi ki Rabbim seni gönderdi diyecek. Hazreti Peygamber dinliyordu adamı. Ben sana hikayemi anlatayım ey Allah'ın Resulü. Sen de beni dinle o halde diyecek. Sen yoktun ey Allah'ın Resulü. Senden önceydi. Senin vahiy almandan önceki zamanlardı. Sen daha peygamber değildin. Ey Allah'ın Resulü. Bütün dünyada, bütün kainatta karanlıklar hakimdi. Güçlü olan, güçsüz olanı eziyordu. Fazlası olan ön plandaydı. İnsanlar birbirlerini köleleştiriyorlardı. Parası olan gidip satın alıyordu. Bir mal gibi pazarlıyordu. Köle gibi kullanıyordu. Kadınlar ayaklar altında oturulurdu. Kadın hiçe sayılırdı. Kadına kimse kıymet vermezdi. Değer vermezdi. Kadın hor görülürdü. Bir anne bir kız doğurduğu zaman ağlardı. Çünkü kızın yaşama şansı yok, toprağa gömülürdü canlı canlı. Sen yokken kainat karanlıktı ey Allah'ın Resulü. İnsanlar karısını döverdi ve karısı ses çıkaramazdı, bir şey diyemezdi. Karısına tokat attığında iyi etmişsin, zaten onun konuşmaya hakkı yok ki derlerdi. Kadınlar horlarlardı, kıymet vermezlerdi. Bir hukuk da yoktu ki. Kime şikayet edecekler? Kocasından daha büyük devlet mi vardı o kadın için? Baş eğiyordu. Kadınlar yalnız ve sessizdiler, çaresizdiler. Kız çocukları çaresizdi ey Allah'ın Resulü. Benim de bir kızım vardı. Çok güzel bir kızdı. Tatlı bir kızdı, nezih bir kızdı, zarif bir kızdı. Benimle oynardı, sakalımı çekiştirirdi, öperdi beni. Benimle geceler uyku uyurdu, benimle uyanırdı, benim sırtıma binerdi, benimle oyun oynardı. Lakin ey Allah'ın Resulü, kızım büyümeye başladı. Kızım belli bir yaşa geldiği zaman etrafımdakiler bana sürekli kızıyorlardı. Diyorlardı ki, senin kızın halen yaşıyor mu?
senin kızın hala hayatta mı? Sen bu kızı hala gömmedin mi bakayım diyorlardı. Bana bunu söylüyorlardı. Fersah fersah insanlardan kaçıyordum ey Allah'ın Resulü. Bütün Medine dinlemekte. Sahabe-i kiram Hazreti Peygamber'e bakmakta. Allah'ın Resulü bu adamı dinlemekte. Ey Allah'ın Resulü, ben her gün çıktığım pazara artık çıkamaz oldum. Çünkü yolda yürüdüğümde bana hakaret ediyorlardı. Diyorlardı ki sen hala bu kızı gömmedin mi? Bir kızın yaşamaya hakkı olur mu ki diyorlardı. Beni hakir görüyorlardı. Kızımı sevdiğim için suçluydum ey Allah'ın Resulü. Kızımı öptüğüm için bana kızıyorlardı. Kızımı kucağıma aldığım için beni hakir görüyorlardı. Dil uzatıyorlardı, hakaret ediyorlardı. Sen yokken ey Nebi, kainat sessizdi. Mürekkep kurumuştu, defterler kapanmıştı. Sen yokken ey Allah'ın Resulü, merhamet yoktu. İnsanlar birbirlerini öldürüyorlardı. Ne adına? Zevk adına, dünya uğruna. Güçlü olan, güçsüz olanı eziyordu ey Allah'ın Resulü. İnsanlar birbirlerini köleleştiriyorlardı. Ve bu işi bir rant uğruna yapıyorlardı. Menfaat uğruna yapıyorlardı. Sen yokken ey Nebi, kainat karanlıktı. Merhamet yoktu. Ey Allah'ın Resulü, sürekli üst üste beni çok bunalttılar kızımdan dolayı. Çaresizdim. Bir gece yarısı annesi uyurken ey Allah'ın Resulü, kızımı aldım, onunla beraber Mekke'de mezarlığa doğru yavaş yavaş gittim. Diri diri kızların gömüldüğü o mezarlığa doğru gittim. Elinde kazma ve kürek, kızım önümde yürüyor. Kızım düşe kalka, düşe kalka, oyun oynayarak, taşlarla oynayarak, elindeki dal parçasıyla oynayarak, benim parmağıma dokuna dokuna, ayaklarımın arasından geçe geçe benimle geliyordu. Oyun oynuyordu. Oyun oynamaya gittiğimizi düşünüyordu. Yalnızdım ey Nebi. Gece vakti karanlık, kızımla beraber o mezarlığa geldim. Sonra toprağa kazmaya başladım. Başka hadisçilerin ifadesiyle kuyuyu açtım. Ben toprağa kazdım diyen İmam Beyhaki gibi, Deylemi gibi büyük hadisçilerin nakillerine esas alarak konuşuyorum. Mezarlığı açıyordum, toprağı açıyordum. Subhanallah. Ben toprağı kazıyordum. Rüzgar toprağı örtüyordu. Ben toprağı açıyordum. Rüzgar toprağı örtüyordu. Ben açıyordum. Allah örtüyordu. Acı kızına diyordu, merhamet et. Ben toprağı kazıyordum. Rüzgar örtüyordu ey Allah'ın Resulü. Açtım toprağı. Kızım da yanımda. Dedim bak kızım aşağıya. Kızım bakınca sırtına vurdu. Kızım aşağı düştü. Çarpa çarpa. Ağlamaya başladı. Ben de ağlayarak toprağa doldurmaya başladım. Kızım ağlıyordu sürekli. Baba diyordu, korkuyorum diyordu. Baba diyordu, burası karanlıktır diyordu. Baba annemi çağırır mısın diyordu. Ben hiç duymuyormuş gibi toprağı kapatıyordum. Kızım sürekli baba ben korkuyorum diyordu. Ben de sürekli toprağı kapatıyordum. Toprağı düzledim. Kazmayı küreği diktim. Dizüstü çöktüm. Küreğe yaslandım ağlarken. Bir müddet sonra kızımın sesi kesildi. Kızım artık hiç konuşmadı. Ben de ağlaya ağlaya Mekke'ye doğru yürüdüm. Kabe'ye doğru yürüdüm. Sabah namazı, sabah vakti peygamberlik öncesi. Güneş doğmuş, seher vakti. Baktım, kızımın annesi, hanımım ağlaya ağlaya sokaklarda yürümekte. Kızını arıyor. Her anne gibi. Beni gördü. O mezarlığın yolundan geldiğimi
ve kazma ve kürekle geldiğimi görünce her annenin yapacağını yaptı. Bütün kadınların yaptığını yaptı. Diz üstü çöktü, elini başına götürdü, saçını çekip ağlamaya başladı. Çünkü senden önce kadının ağlamaktan başka söyleyecek hiçbir şey yoktu. Kadının konuşmaya hakkı yoktu ki ey Allah'ın Resulü diyecek. Kadın niye bunu yaptın diye soramazdı ki bile. Sen yokken ey Nebi, kadının kızların konuşmaya hakkı yoktu ki. Kadınlar hiçe sayılırdı sen yokken diyecek. Bunu anlatıyordu. Sahabi diyor ki, adam sözünü bitirince Hazreti Peygamber adama dedi ki, bir daha anlatır mısın? Bir daha anlatmaya başladı. Sözünü bitirince Hazreti Peygamber adama bir daha anlatır mısın? O anlatıyordu, Allah'ın Resulü ağlıyordu. Medine ağlıyordu. Sahabi ağlıyordu. Sözü bitirince bir daha anlatır mısın? Adam diyor ki ey Allah'ın Resulü, benim bu günahımdan bir dönüşüm var mı acaba? Hazreti Peygamber ayağa kalkıyordu. Başını başka tarafa doğru çevirip, İslam kendinden öncesini affeder diyecek. Hiçbir şey konuşmayacak. Başını hafifçe yere eğecek. Ağır adımlarla koridorlar içerisinden geçecek. Medine dalgın, Medine hüzünlü, Medine dalgın, Medine kırgın, Medine peygamberin gözyaşına, peygamberin gözyaşına, peygamberin hüznüne şahit. Hazreti Peygamber soru kabul etmiyordu. Konuşmaya çalışanları dinlemiyordu. Ağır adımlarla, hüzünlü adımlarla evine doğru gidiyordu. Sonra Hazreti Ayşe'ye sorduklarında, Hazreti Peygamber gece ne yaptı dediklerinde, bir kızı gömen bir adam gelmiş, o kıza sabaha kadar gözyaşı döktü diyecek. Sabaha kadar gözyaşı döktü diyecek. Hazreti Ayşe Resulullah'ın o halini anlatırken, şimdi buradan söylüyorum, buradan ifade ediyorum. Kadınların hiçe sayıldığı, kadınların dayak yediği, kadınların öldürüldüğünde niye öldürdün diye hesap bile sorulmadığı bir dönemde Allah'ın Resulü kız çocuklarını sırtına alır, sırtında gezdirir. Kızı odaya girdiğinde kızının önünde ayağa kalkardı. Şimdi buradan İslam'ı bilmeyen, bilmeden İslam'dan nefret edenlere soruyorum. Hazreti Muhammed Aleyhisselam hiçbir şey yapmamış olsaydı bile kadınları ve kız çocuklarını kurtarmış olması ona övünç olarak yetmez miydi? Yeterdi. Lamarck ne güzel söylüyor. İnsan hangi kriterle ölçülürse ölçülsün, kim Hazreti Muhammed kadar büyük ve şerefli ve azim olabilir? Davenport'un dediği gibi, Goethe'nin dediği gibi, Thomas Carlyle'ın dediği gibi, Lamarck'in dediği gibi, Almanların meşhur generallerinin dediği gibi, insanlığın en büyük inkılapçısı Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. Herkesin devrimi gün gelir solmaya mahkumdur. Ama Kur'an solmayacak. Kainat var olduğu sürece Kur'an ve Hazreti Muhammed hep yaşayacak inşallah. Allah bizi onlardan ayırmasın. Onu sevmeyi, onun yolunda yürümeyi bize nasip etsin. İyi ki sen varsın diyecek Hazreti Peygamber'e. Sahabi izlemekte, İyi ki sen geldin ey Allah'ın Resulü, İyi ki Rabbim seni gönderdi diyecek. Hazreti Peygamber dinliyordu adamı. Ben sana hikayemi anlatayım ey Allah'ın Resulü, sen de beni dinle o halde diyecek. Sen yoktun ey Allah'ın Resulü, senden önceydi. Senin vahiy almandan önceki zamanlardı, sen daha peygamber değildin. Ey Allah'ın Resulü, bütün dünyada, bütün kainatta karanlıklar hakimdi. Güçlü olan, güçsüz olanı eziyordu. Fazlusu olan ön plandaydı. İnsanlar birbirlerini köleleştiriyorlardı. Parası olan gidip satın alıyordu,
bir mal gibi pazarlıyordu, köle gibi kullanıyordu. Kadınlar ayaklar altında oturulurdu, kadın hiçe sayılırdı, kadına kimse kıymet vermezdi, değer vermezdi, kadın hor görülürdü. Bir anne bir kız doğurduğu zaman ağlardı. Çünkü kızın yaşama şansı yok, toprağa gömülürdü canlı canlı. Sen yokken kainat karanlıktı ey Allah'ın Resulü. İnsanlar karısını döverdi ve karısı ses çıkaramazdı, bir şey diyemezdi. Karısına tokat attığında iyi etmişsin, zaten onun konuşmaya hakkı yok ki derlerdi. Kadınlar horlarlardı, kıymet vermezlerdi. Bir hukuk da yoktu ki, kime şikayet edecekler? Kocasından daha büyük devlet mi vardı o kadın için? Baş eğiyordu. Kadınlar yalnız ve sessizdiler, çaresizdiler. Kız çocukları çaresizdi ey Allah'ın Resulü. Benim de bir kızım vardı. Çok güzel bir kızdı. Tatlı bir kızdı, nezih bir kızdı, zarif bir kızdı. Benimle oynardı, sakalımı çekiştirirdi, öperdi beni. Benim de geceler uyku uyuyordu. Medine-i Münevvere'deyiz. Saadet yılları, saadet asrı. Zamanın en güzeli, mekanların en güzeli, güllerin en güzeli orada. Yeryüzünün iftihar tablosu sahabesiyle beraber, ashabıyla beraber, dostlarıyla beraber mescitte sohbet etmektedir. Resulullah Aleyhisselam'lı günler. Rüzgar bile daha bir farklı esiyor. Güneş bile yakmadan ısıtıyor. Zaman bile bir güzel akıyor. Her şey onunla güzelleşiyor. Allah'ın Resulü ashabıyla beraber mescitte oturmaktadır. Bir adam gelir içeriye. Gözyaşı döke döke gelen bir adam. Gelir de gelir Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın mübarek dizlerine dizlerini dokundurur. Hazreti Peygamber tanımıyor bu adamı. Sahabi ilk kez bu adamı görmekte. Adam der ki ey Allah'ın Resulü, benim bir derdim var. Benim bir sıkıntım var. Hazreti Peygamber diyecek ki ne sıkıntın var? Der ki benim çilem ağırdır ey Allah'ın Resulü. Benim derdim ağırdır ey Allah'ın Resulü. Ben perişanım ya Resulallah. Der ki niye sen perişansın? Der ki ben çok büyük bir günah işledim. O günah sanki dağları başıma, sanki kainatı başıma odaklandırmış bir şekilde başımı kaldıramıyorum. Hatırladıkça iç alemimde, ruh iklimimde ey Allah'ın Resulü hüsranlar yaşıyorum. Şaşıracak Hazreti Peygamber taaccüp içerisinde. Diyecek ki nedir senin sıkıntın? Nedir seni böyle bunaltan? Nedir seni bu kadar daraltan? Diyecek ki iyi ki geldin sen ey Allah'ın Resulü. Dizüstü çöktüm, küreye yaslandım ağlarken. Bir müddet sonra kızımın sesi kesildi. Kızım artık hiç konuşmadı. Ben de ağlaya ağlaya Mekke'ye doğru yürüdüm. Kabe'ye doğru yürüdüm. Sabah namazı, sabah vakti peygamberlik öncesi. Güneş doğmuş, seher vakti. Baktım, kızımın annesi, hanımım ağlaya ağlaya sokaklarda yürümekte. Kızını arıyor. Her anne gibi. Beni gördü. O mezarlığın yolundan geldiğimi ve kazma ve kürekle geldiğimi görünce her annenin yapacağını yaptı. Tüm kadınların yaptığını yaptı. Diz üstü çöktü, elini başına götürdü. Saçını çekip ağlamaya başladı. Çünkü senden önce kadının ağlamaktan başka söyleyecek hiçbir şey yoktu. Kadının konuşmaya hakkı yoktu ki ey Allah'ın Resulü diyecek. Kadın niye bunu yaptın diye soramazdı ki bile. Sen yokken ey Nebi,
kadının kızların konuşmaya hakkı yoktu ki, kadınlar hiçe sayılırdı sen yokken diyecek. Bunu anlatıyordu. Sahabi diyor ki, adam sözünü bitirince Hazreti Peygamber adama dedi ki, bir daha anlatır mısın? Bir daha anlatmaya başladı. Sözünü bitirince Hazreti Peygamber adama bir daha anlatır mısın? O anlatıyordu, Allah'ın Resulü ağlıyordu. Medine ağlıyordu. Sahabi ağlıyordu. Sözü bitirince bir daha anlatır mısın? Adam diyor ki, ey Allah'ın Resulü, benim bu günahımdan bir dönüşüm var mı acaba? Hazreti Peygamber ayağa kalkıyordu. Başını başka tarafa doğru çevirip, İslam kendinden öncesini affeder diyecek. Diri diri kızların gömüldüğü o mezarlığa doğru gittim. Elinde kazma ve kürek, kızım önümde yürüyor. Kızım düşe kalka, oyun oynayarak, taşlarla oynayarak, elindeki dal parçasıyla oynayarak, benim parmağıma dokuna dokuna, ayaklarımın arasından geçe geçe benimle geliyordu. Oyun oynuyordu. Oyun oynamaya gittiğimizi düşünüyordu. Yalnızdım ey nebi. Gece vakti karanlık. Kızımla beraber o mezarlığa geldim. Sonra toprağa kazmaya başladım. Başka hadisçilerin ifadesiyle kuyuyu açtım. Ben toprağa kazdım diyen İmam Beyhaki gibi, Deylemi gibi büyük hadisçilerin nakillerine esas alarak konuşuyorum. Mezarlığı açıyordum, toprağı açıyordum. Subhanallah. Ben toprağı kazıyordum. Rüzgar toprağı örtüyordu. Ben toprağı açıyordum. Rüzgar toprağı örtüyordu. Ben açıyordum. Allah örtüyordu. Acı kızına diyordu, merhamet et. Ben toprağı kazıyordum, rüzgar örtüyordu ey Allah'ın Resulü. Açtım toprağı, kızım da yanımda, dedim bak kızım aşağıya, kızım bakınca sırtına vurdu. Kızım aşağı düştü, çarpa çarpa. Ağlamaya başladı, ben de ağlayarak toprağa doldurmaya başladık. Kızım ağlıyordu sürekli. Baba diyordu, korkuyorum diyordu. Baba diyordu, burası karanlıktır diyordu. Baba annemi çağırır mısın diyordu. Ben hiç duymuyormuş gibi toprağı kapatıyordum. Kızım sürekli baba ben korkuyorum diyordu. Ben de sürekli toprağı kapatıyordum. Toprağı düzledim. Kazmayı küreği diktim. Benim de uyanırdı. Benim sırtıma binerdi, benim oyun oynardı. Lakin ey Allah'ın Resulü, kızım büyümeye başladı. Kızım belli bir yaşa geldiği zaman etrafımdakiler bana sürekli kızıyorlardı. Diyorlardı ki, senin kızın halen yaşıyor mu? Senin kızın hala hayatta mı? Sen bu kızı hala gömmedin mi bakayım diyorlardı. Bana bunu söylüyor. Fersah fersah insanlardan kaçıyordum ey Allah'ın Resulü. Bütün Medine dinlemekte. Sahabe-i kiram Hazreti Peygamber'e bakmakta. Allah'ın Resulü bu adamı dinlemekte. Ey Allah'ın Resulü, ben her gün çıktığım pazara artık çıkamaz oldum. Çünkü yolda yürüdüğümde bana hakaret ediyorlardı. Diyorlardı ki, sen hala bu kızı gömmedin mi? Bir kızın yaşamaya hakkı olur mu ki diyorlardı. Beni hakir görüyorlardı. Kızımı sevdiğim için suçluydum ey Allah'ın Resulü. Kızımı öptüğüm için bana kızıyorlardı. Kızımı kucağıma aldığım için beni hakir görüyorlardı. Dil uzatıyorlardı, hakaret ediyorlardı. Sen yokken ey Nebi, kainat sessizdi. Mürekkep kurumuştu, defterler kapanmıştı. Sen yokken ey Allah'ın Resulü, merhamet yoktu. İnsanlar birbirlerini öldürüyorlardı. Ne adına? Zevk adına, dünya uğruna,
güçlü olan güçsüz olanı eziyordu ey Allah'ın Resulü. İnsanlar birbirlerini köleleştiriyorlardı ve bu işi bir rant uğruna yapıyorlardı. Menfaat uğruna yapıyorlardı. Sen yokken ey Nebi kainat karanlıktı. Merhamet yoktu. Ey Allah'ın Resulü, sürekli üst üste beni çok bunalttılar kızımdan dolayı. Çaresizdim. Bir gece yarısı annesi uyurken ey Allah'ın Resulü, kızımı aldım, onunla beraber Mekke'de mezarlığa doğru yavaş yavaş gittim.